Soner Yalçın Sözcü Gazetesi Galatasaraylı 4 futbolcu. Oynadım, oynattım, oynatalım Erman Toroğlu kitabı adlı Mat 22'de çıkan kitabı ancak yeni okuyabildim. Gazeteci Hamit Turhan Erman Toroğlu'ya yaptığı uzun görüşmeyi onun ağzından yazmış. Kitapta futbol dünyasına ait hayli ilginç bilgiler var. Ancak Toroğlu'nun şansal büyük ağ hakkında söyledikleri dışında kitap medyada pek haber olmadı ya da ben görmedim diyeyim. Erman Toroğlu'nun şu söylediklerine dikkatinizi çekmek istiyorum. ABD'de okuyan küçük oğlum Tunca'nın yanına gidiyordum. Uçağa bindim. En arkaya gidip başladım uyuklamaya. Beş saat sonra kalktım tuvalete gittim. Uçağın arkasında hostesler ve Stever'lar vardı. Sohbet ediyordum. Hostesin biri dedi ki, önde Business'ta dört Galatasaraylı futbolcu gidiyor. Kimler diye sordum. Okan Arif ve Küçük Hakan'ı söyledi. Ama dördüncüyü çıkaramadım dedi. Şöyle düşündüm. Bu seyahatten iki ay önce Arda'nın bir gazeteciye verdiği röportajı okumuştum. Takımda herkes bana yardım ediyor. Orhan ağabey bana Rolex saat hediye etti diyordu. Bu röportajında Arda. Ben düşündüm. Bir futbolcu bir futbolcuya niye Rolex saat hediye etsin diye. Tahmini olarak bu dördüncü futbolcu Orhan Ak'tır dedim. O ses de Galatasaraylıymış bu arada. Orhan Ak değil diye ısrar etti gel iddiaya girelim dedim. Geyik yapıyoruz kız da ben öğreneceğim dedi. Giderken sakın benim sorduğumu söyleme diye tembihledim. Tamam deyip gitti. 5-6 dakika sonra geldi. Hocam iddiayı kazandınız dedi. Galatasaraylı futbolcular herhalde New York'tan Pensilvanya'ya geçeceklerdi. Ben de oğlanın yanına Boston'a New Hampshire'a. FETÖ futbolcular ilişkisine dair soruşturmalar, yargılamalar gerekli yerlere ulaşamadı bir türlü. Bence dosya açılmadan kapandı. Neyse, sözü yine Ervan Toroğlu'na bırakayım. Önemli bir bilgi veriyor. Emre Belezoğlu'nu biliyorsunuz. Futbolculuğunun yanı sıra bir başka özelliğiyle de ön plana çıkmıştı. O da Fetullah grubundan olmasıydı. Emre'nin Avrupa'dan Türkiye'ye dönüşleri ve Fenerbahçe'ye transfer olması sırasında bir şey dikkatimi çekmişti. Emre, Newcastle United'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğunda 1 Temmuz 2008 sarı lacivertli takımda 5 numaralı formayı giymişti. Ancak 4 sezon oynadıktan sonra Atletico Madrid'e gitti. 1 Temmuz 2012. Atletico Madrid'de 6 ay futbol oynadı ve tekrar Fenerbahçe'ye döndü. 1 Şubat 2013. Peki tekrar Fenerbahçe'ye geldikten sonra Emre kaç numaralı formayı giydi hatırlıyor musunuz? Ben söyleyeyim. 25. Bilmem bu forma numarası size bir şey çağrıştırıyor mu? İkinci Fenerbahçe macerası bir buçuk sezon süren Emre Belezoğlu, Başakşehir'e transfer olduğunda 9 Temmuz 2015 yine aynı forma numarasını taşıdı. Yani 25. Ne zamana kadar? 4 sezon sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönene kadar. 2 Temmuz 2019. Fenerbahçe'ye 3. defa transfer olduğunda ise bu kez forma numarası değişmiş tekrar 5'e dönmüştü. Arada ne değişti de hem Fenerbahçe'de hem de Başakşehir'de 7 sezon taşıdığı 25 numaralı formadan tekrar 5'e dönüş yaptı acaba? Orasını da size bırakıyorum sevgili okurlar. Emre Belezoğlu'nun 5 numaralı formayı niçin giydiğini biliyorum. Fatih Terim'in Galatasaray'da oynadığı yıllarda onunla özdeşleşen forma numarasıydı bu. Peki ya 25? Toroğlu, Fethullah Gülen'le özdeşleşen Erzurum'un plaka numarasını mı kastediyor ya da Pensilvanya'yı mı? Fete futbolcular ilişkisi hep muamma kaldı. Yazık. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.